360 ekranlarından merhabalar. Bugün günlüğümde sizi öyle bir yere getirdim ki şu anda gideceğimiz evin bahçesindeyiz. Kime getirdim? Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, güzelliği dillere destan Zeynep Aksu'ya getirdim. Onunla her şeyi konuşacağız. Türk sinemasının o dönemini ve şimdi neler yapıyor? Evine konuk olacağız. Hadi buyurun. Geldik bakalım, çok heyecanlıyım. Ben kendisiyle ilk defa tanışacağım. Hadi buyurun, çikolatamızı da aldık. Ay, zile battı. Zile bastı. Merhaba. Çok güzel bir kız geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, dedim ki girmeden önce ilk defa dedim tanışacağız dedim. Ben dedim çok heyecanlıydım. Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Ben de çok heyecanlıydım. Gerçekten. Bu kadar güzel bir kızla karşılayacağım. Hadi içeri gidelim o zaman. Hadi buyurun. Önce çikolatanızı vereyim size. Evet, çikolata aldık. Ama ben de yiyeceğim. Tamam, sen de. Misafirin de böyle çikolata yemeği şey yaptı. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki çocukluğumdan beri en büyük hayalim o Türk sinemasındaki yıldızlar gibi, o güzel kadınlar gibi olmak. İşte böyle saçımı modelini ona göre yapmaya çalışırdım. İşte göz makyajımı öyle yapmaya çalışırdım. Bir gün sizin evinize konuk olacağım ve beraber program yapacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Vakit ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Size o kadar çok soracağım şey var ki. Peki, hepsini yani, sor. Hepsini sorabilir miyim? Tamam. Hepsini yapalım. Tamam. Hepsini soracağım çünkü ilk defa tanışıyorum sizinle, evet. Ve merak ettiğim birçok şey var. O kadar çok filminizi izledim ki. İnanmıyorum. Mesela neden sonra göremedim sizi? Çok iyi hatırlıyorum çünkü benim çocukluğumda anne, yani çok tabii ki o dönemki bütün kadınlar öyleydi ama hep bir Türk sineması hayranlığı vardı ve şimdiki gibi değildi. O dönem her gün bir Türk filmi yayınlanırdı tabii televizyonda. Ve ben sizin filmlerinizi de çok seyrettim. Sağ ol. Onun için neden sonra göremedim mesela sizi? Yani çok böyle çok izledim. Sonra belki dönem dönem yeni projeler olabilirdi. Onlar da görebilirdim, evet, sizi. Evet. 17 yaşındaydım ben sinemaya girdiğim zaman. Ya, ailevi nedenler çok sebep oldu böyle bir şeye. İşte bir güzellik yarışmasına girdim. Kazandım. Ve sinema beni kucakladı gerçekten, bak. Yeşilcan beni kucakladı. Ne ben bir figürasyon dönemi geçirdim, ne hiç ikinci rollerde oynadım. Her şey çok güzel direkt gelişti. Başrol. Evet, her şey çok güzel. Hep güzel romanlarda oynadım. Beni hiç sükut hayale uğratmadı ama ben sinemayı biraz sükut hayale uğrattım. Çünkü çok kapalı bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla çok Yeşilcam'a adapte olamadım. Yani orada kendimi hep iğreti hissettim. Bir 4 yıl kadar babam da benimle görüşmedi. Sonra bir telefon etti bana. Ben de iyi kız olup hemen eve gittim. Yani şöyle, çok farkına varamadım. Sizinle yani ilgili bir şey söylemek istiyorum izleyicilerimize. Hı. Zeynep Hanım çok varlıklı bir aileden geliyor o dönem ve tabii babasına artık hani tam tersi olur ya, o da aslında parasızlığı seçiyor. Evet. Babasına karşı çıkıyor ve işte filmlerde oynamaya başlıyor ve babası da tamamen ona karşı çıkıyor. Çok. Bir süre görüşmüyorlar falan. Evet. Sonra mesleğinin tam zirvesindeyken, bir sürü filmde oynamışken, herkes onu tanıyorken de babasının bir telefonuyla hemen bırakıp eve dönüyor. Eve dön diyor ve tamamen bırakıyorsunuz. Çünkü bak ne oluyor biliyor musun? Yani karşı çıksan bile o sana çocukluğundan beri verilen şeyler var ya, işte öyle yapmayacaksın, buraya gitmeyeceksin. İşte yani bir sürü kurallar koyardı babam benim için. Mesela ben ilkokul, ortaokul Işık Sesi'nde okudum. Sonra artık kız okuluna gideceksin dedi. Ve ben kız kolejine verildim. Şimdi bu zihniyetteki birini sizi yetiştiriyorsa o size bir sürü mevhumları çok fazlasıyla beyninize sokuyor. Dolayısıyla kapalı bir kutunun içinde mahkum kalıyorsunuz. Zaten ben bütün ömür boyu öyle kaldım. Yani ben hiçbir zaman böyle hür, efendim bir şey insan olmadım. Kendi duvarlarımın içinde yaşadım hep. Dolayısıyla
Sinemayı da çok onun için belki adapte olamadım. Orası dediğim gibi beni çok kucakladı. Bana çok güzel imkanlar verdi. İki tane ödül aldım. Yani ne demek o yaşta, daha o kadar yeniyken. Bir tanesinde filmim aldı. Feyzi Tuna'nın yönettiği bir filmdi. Gümüş Portakal'ı aldı. Devlerin Öfkesi. İkincisi de Üvey Ana'ydı. Yani bunlar çok güzel şeyler. 72'de Altın Portakal aldı. Evet, evet, yani. Evet. 72'de Altın Portakal. 73'te de gittim. Yani bıraktım. Ayrılmak zorunda ki o dönem, kaldım. Ki biraz böyle eski araştırdığım zaman hep tabii Türk sinemasının Sultan, evet. Türkan Şoray, herkesin hayranı oldu. Tabii hepimizin hayranı oldu o. Ama şimdi böyle bakıyorum, siz o kadar güzelsiniz ki tabii ki o da çok güzel. Hep o dönem kıyaslanmışsınız. Evet. Onu ama yani o basının yaptığı bir kıyaslamaydı güzellik herhalde. Güzellik kıyaslaması. Yani herhalde yoksa... Çünkü hani böyle gözler iriydi sizin yani de. O benim çok beğendiğim bir insan zaten. Hani ben sinemaya girmeden önce bile onun filmlerine giderdim. Ona çok hayrandım. Yani ona benzetilmek beni çok onurlandırdı. Ama ben özel bir gayret sarf etmedim yani ona benzeyeyim diye. Hani belki bazen böyle algılandı ama hiç böyle ama bir gayretim bir, olmadı. Ama zaten şu anda bile dikkat ederseniz sevgili izleyiciler, zaten gözler... İşte yani birbirimizi andırıyoruz, evet, diyelim. Çok, evet, çok bayağı andırıyorsunuz. Sonra neler oldu hayatınızda? Yani sinemayı bıraktıktan sinemayı sonra... Sinemayı bıraktıktan 1-2 yıl sonra bir evlilik yaptım. O da çok iyi bir evlilik sayılırdı. Yani değer ölçülerine göre insanların, maddi değer ölçülerine göre... Ama beni çok mutlu etmedi. Sonra oğlumun babasıyla evlendim. Şey olmuyor mu? Hani böyle buradan izleyen insanlara da söyleyelim. Gerçekten sadece parayla mutluluk hayır, olmuyor, hayır. Değil mi? Yani bakın ben bu bir kitap yazdım biliyorsunuz. O kitapta, o kitabı yazarken çok düşündüm. 6-7 senedir hep dostlarım bana diyorlardı ki ya sen ne kadar yüreklisin. Sen ne kadar cesursun. Sen bunları nasıl yaptın? Sonra ben bir gün oturup düşündüm. Hakikaten bir kendim de şaşırdım. Yani... Ben bunları nasıl yaptım? Yani 17 yaşında bu kadar varlıklı ve güçlü bir babaya kafa tutup kalkıp Yeşilçam'a girmek. Ardından çok varlıklı bir adamla evlenip oradan bir tek ufak valizinle çıkmak. Yani aklıma bile gelmedi. Yani bu çok zengindir, varlıklıdır. Acaba bana ne imkanlar sağlar? Hayatta benim hep tek bir şeyim oldu. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak. Yani... Ve bunu Allah'a şükür Allah bana nasip etti. Ama sinemayla değil. Ama belki daha mütevazi şeylerle. Yani ben hiçbir zaman çok zengin bir hayat hayal etmedim. Belki de öyle bir hayata doğduğum için hiç hayal etmedim. Hep ufak şeylerle mutlu oldum. Mesela annemin imkanları çok dardı babama nazaran. Ben anne baba ayrı bir çocuktum. Ben hep annemle yaşamak isterdim. Hep anneme kaçardım. Okulda mesela şoförü babam beni bırakırdı, ben anneme kaçardım. Anneme kaçardım, yarım saat sonra babam, şoförü, babaannem böyle sırayla arabalar gelirlerdi, beni almaya götürürlerdi. Ve babam bak çok zeki bir adamdı, çok varlıklı, yani iş hayatında çok başarılı bir adamdı. Fakat hiç anlayamadı, yani benim o küçük evde ne bulduğumu anlayamadı. Sevgi çok önemli bir şey. Benim için sevgi dünyadaki her şey. Mesela oğlumun babasıyla da evlendiğim zaman... İkinci evliliğinizi yaptınız. İkinci evliliğimde yaptığım zaman... Yani bir devlet dairesinde çalışıyordu. Yani bir hukuk diploması vardı. Sonradan avukatlık yapmaya başladı. Çok mütevazi bir kira evindeydim ve çok mutluydum. Yani 3000 metrekare bir yalıdan çıktım. Çok mütevazi bir eve gittim ve çok mutlu oldum. Yani benim diğer ölçülerim... Galiba daha farklı. Sevgi huzur üzerine. Olmuş, sevgi olmuş. Çünkü tabii. Aslında baktığın zaman düşünüyorum. Hani dediniz ya çok varlığın içerisinde doğduğum için belki de önemsemedim. Bence tam tersi. Şu da var. İnsan o kadar varlıkta büyüdüğü zaman o hayatın sürdürülebildiğine de bakar. Yani o standart... Ama o sizi mutlu ediyorsa evet, bakarsınız. Hayır şöyle yani mesela belli bir standarta şimdi alıştığımız zaman hep o standart devam etsin isteriz ya. Demek ki sizin için gerçekten hayır, hiçbir hayır, zaman önemli hayır, olmamış hayır. Para. Yani mesela hep böyle huzur... annem dediğim gibi annem benim hayattaki ilk aşkım. Yani sonra da oğlum tabii ki. Annemin evinde ben çok mutlu olurdum. Mesela annemin evinde bir dönem bizim çok zor günlerimiz geçti. Ama evimizde yine iki tane çalışan... Annem çünkü bir Osmanlı Paşası'nın kızı. Hmm. Onun alışkanlıkları öyle. Yani mesela ben hiç toplu taşıta binmedim. Annem beni bindirtirmezdi. Ama parası yoktu. Yani bir yerden borç alır.
taksiye bir, kızımı oraya götürün derdi yine. Böyle bir yaşam sürdük. Dediğim gibi... Şey merak ediyorum ben o dönemle ilgili. Hani hep böyle duyuyoruz ya o dönemki yıldızlardan bazen zaman zaman televizyon programlarına çıkıyorlar. Yani o zamanki aşklar ve o zamanki mesela siz çok popülersiniz. Neredeyse o zaman belki bütün İstanbul peşinizde. Böyle sizi elde edebilmek için, sizinle tanışabilmek için, görüşebilmek için neler oluyordu o dönem? Neler bir yapılıyordu? Birçok şeyler kulağıma geliyordu ama ben o kadar kendimi kapalı bir kutunun içinde yaşatıyordu. Yani benim mesela sinema çevresinden de çok arkadaşım olmadı. Yani kendi sokağımdaki kendi yaşıtlarım. Yani yaşantı hiç bozmadan devam ettiniz. Hayır, hiç tabii. Yani onlarla işte evlilik gün toplantıları, işte o işte nişanlısını anlatır filan. Yani böyle çok kapalı bir yaşamım vardı. Ama kulağıma geliyordu yani kimler işte benimle görüşmek istiyor, kimler benimle çıkmak istiyor. Ben çok daha mütevazi insanları beğendim hep. Nitekim evliliğim de öyle oldu. Yani ilk evliliğimi demiyorum tabii, ikinci evliliğimi. Ama ikinci evliliğimde çok mutlu oldum. Çok güzel bir oğlum oldu. Yani şimdi her şey para değil hayatta. Değil mi? Torunlarım aklımı oynatıyor onlar için. Böyle. Evet. Ben buraya girdiğimden itibaren hep böyle bir şeylerden konuşurken Zeynep Hanım'ın hep torunlarım duyuyorum. Evet, evet, ne kadar büyük evet, sevgisi değil mi? Çok. Annem hep öyle diyor. Şimdi benim de bir kızım var 4 yaşında. Aynen. Eskiden önce işte hep benim hatırım sorulurdu falan. Evet. Şimdi ben hep geri plandayım. Önce telefon açtığım zaman Bade nasıl? Annem de Allah, ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Bade de iyi. Evet, teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Annem diyor ki yani hani o bizi büyüttüğü dönem tabii belki de biraz daha onun küçük yaşlarıydı. Evet. Diyor ki yani o torun sevgisi öyle garip bir şey ki diyor. Yani insanın canının canı diyor. Yani çok daha, acayip evet, büyük bir sevgi. Evet, 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 çok büyük bir sevgi. Yani ben geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyorduk yine böyle bir kanalda. Dedi ki yani sen sinemada kalsaydın yani nelere kavuşabilirdin? Ama ben her şeye kavuştum. Çünkü benim hedefim onlar değildi ki. Benim hedefim oğlum, torunlarım, aile hayatım ve düz bir yaşam. Yani benim hedefim buydu. Ben her gün inan ki sabahları namaz kılarım. Allah kahretsin. Ve Allah'a hep şükrederim bunu bana verdiği için. Ya ben hedefime ulaşmış biriyim. Ve Allah bunu herkese nasip etsin. Onun için de bu kitabı da mesela bunun için yazdım. Kitabı biraz önce gösterdim. Asalet Budalası. Yeni çıktı. Asalet Budalası anneannem. Anneanneniz. Anneannem. Çünkü anneannem bir seraskerin torunu. Hı-hı. İşte bir paşanın kızı falan böyle çok aristokrat bir kadın. Ve hiç kimseyi beğenmezdi. Hı-hı. Herkesi eleştirirdi. Annemle babam da bir aşk evliliği yapıyorlar. Fakat o prenses kızını bu halktan adamla evlenmesine katiyen razı gelmiyor. Hmm, baba halktan sizin baba halktan biri ona göre. Ona halktan göre. Biri. Ve onların boşanması için çok şeyler yapıyor. Çok çaba sarf ediyor ve boşatıyor. Zaten kitabın ana fikri de o. Yani Asalet Budalası bir hanımefendinin rahmetli kızının ve torununun hayatını nasıl baştan aşağı değiştirdiği, nelere mal olduğu bir örnek de bu. Bir hayat dersi, evet. Bir hayat dersi. Yani annelerin, babaların ayrılırken çok dikkat etmeleri. Bir de neyin dersi biliyor musun? Aslında bu kitabın dışına onu yazmalarını çok istemiştim ama olmadı. Sevgi asla vazgeçmemektir. Yani bu kitabın ön sözü bu olmalıydı. Sevgi asla vazgeçmemek. Mesela biz oğlumla birbirimizi çok sevdik. Çok inandık ve o 13 yaşındaydı. Biz yola beraber devam ettik. Babasından ayrıldım. Çok zor bir şeydi. Yani ben 40 yaşında, 41 yaşında bir kadındım. O küçük bir çocuktu. Ama birbirimize hep inandık. Hep sevdik ve hep hoş gördük. Bak çok önemli bunlar. Yani bunları bütün gençler, özellikle senin gibi hayata yeni başlayan herkes aklının bir yerinde bunu tutmalı. Bir böyle benim yaşımda birinden gelen bir mütevazı şey bir nasıl yani, tavsiye. Evet, tavsiye ediyorum. Bence kitap okunmalı çünkü gerçek bir hayat hikayesi. Gerçek bir hayat hikayesi ve içinde gerçekten içinde onun gurur var, aşk var. Mesela annem çok naif bir kadın. O naif kadının bir gücün karşısında, annesi gibi güçlü birinin karşısında
hayatını değiştirmesi var. Asla böyle bir şey yapmamalıyız. Yani eğer biz bir şeye inanıyorsak, onu seviyorsak... Ödün vermemeliyiz. Asla. Ya inandığın şeyden asla vermemelisin. Yani bu yaratılışla tabii, biliyor musun? Yaratılışla alakalı. Bilmiyorum hani yaşadığımız dönemin bize ne kadar etkileri var. Psikolojik olarak etkisi olduğunu düşünüyorum da. Şimdiki mesela biraz tabii ayrı tutuklarımız da vardır mutlaka tabii. Ama şimdi şey oldu tabii, teknolojiyle birlikte herkes birbirine bu kadar rahat ulaşabiliyorken işte daha tabii ki ciddi sorunlar, kavgalar, belki daha fazla tüketmeye başladık. Her an tabii ulaşabilmek, her an yanında olmak, olmazsa işte görüntülü konuşmak, mesaj çekmek, gördüm niye cevap vermedinler falan. Şimdi şöyle bir şey oluyor. 2-3 kere telefonunu belki çıkmadığı zaman gelmiş kız. İşte adam da şöyle bir şey oluyor. Aman tamam diyor ve dönüyor arkasını. Sevgi böyle bir şey değil ki aslında. Asla hiç böyle kişiye şey göre, yani kişinin davranışlarına göre değişen bir şey değil. Değil tabii. Yani karşındaki tabii ki yani böyle onu tabii hani hırpalayan, döven, şiddet uygulayan biri değilse, sevgi zaten insanın içinde yaşadığı bir şeydir. Öyle iki kere mesajına cevap vermedi, 3 kere tabii açmadı diye hani değişecek, vazgeçecek şey ya da evliliklerde biraz birbirimizi işte hoş görmezsek işte biten ve arada kalan çocuklar. Evet. Yeliz'cim, yani zaten şimdi daha farklı bir dönemi yaşıyoruz. Bizim zamanımızda bu dönem çok farklı. Mesela senin yaşındaki böyle güzel hanım kızlar bizim zamanımızda, mesela ben babama çalışmak istediğimi söyledim. Önce tamam filan, daha Yeşilçam'a filan girmemiştim yani. Ama o dönem ki, çok şey değil mi çalışma, yani özellikle kızlar için çalışmak. Tabii dedim ki ben babacığım ben çalışayım. Hem bütün gün sizin yanınızda olayım, şirkette bana bir iş verin. Annemde de kalırım, annemi de görmüş olurum. Peki dedi filan bana. Sonra ben ertesi gün giyindim. İşe gittim babamın ofisine. Niye geldin dedi. Dedim ki hani bana böyle söylemiştiniz. Artık burada ben de çalışacağım. Hem de istiyorum ki para kazanayım. Kendi param. Katiyen dedi. Burada kız kısmı çalışır mı dedi. Sen ne diyorsun dedi. Ben onu laf diye söyledim sana dedi. Ve beni geri döndürdü. Ondan sonra ben yarışmaya girdim. Yani çok ayıptı. Evet o zaman. Mesela benim erkek kardeşimin karısı... çok iyi bir iş kadınıdır. Çok büyük bir holdingin başında şimdi. İlk çalışmaya başladığında babam ona da kıyamet kopardı. Benim gelinim nasıl çalışabilirdi? Yani bunu bir zül addediyordu ama şimdi zaman, çok değişti. Yarışmaya katılmadan önce ya birinci olacağınız, bu kadar böyle şöhretin gelecek. Yine de içinizde böyle bir şey var mıydı? Hiç böyle bir şey yoktu. Özgüven. Hiç böyle bir şey yoktu. Zaten özgüvenim olacak bir ortamda büyümedim bak. Hep yatılı bir okulda büyüdüm. 5 yaşından itibaren yatılı. Hep yatılı. Hep yatılı bir okulda büyüdüm. Hep annemden çok uzakta büyüdüm. Hep anneye özlendim. Annemi hep özleyerek büyüdüm. Zaten öyle bir çocuğun özgüveni olmuyor. Yani çünkü sana kimse güzel olduğunu söylemiyor. Kimse sana meziyetlerini övmüyor. Dolayısıyla senin özgüvenin olmuyor zaten. Benim tek gayem annemin yanında yaşayabilmek. Kardeşlerimin yanında yaşayabilmek. Ve bunun için de para kazanmaktı. Ve babamın beni hiç anlamadığını düşünüyordum. Neden o kadar küçük yaşlarda yatılı okul? Ben şu an düşünüyorum mesela Bahri 4 yaşında. Çok korkunç bir şey. Bir sene sonra mesela onu yatılı okula verdiğimi düşünüyorum. Bir anda böyle siz anlatırken tabii, şey oldum yani. Anne olarak böyle kalbimde tabii böyle bir şey oldu. Tabii, ben bu oldum kitabı yazarken kendim bile dayanamayıp üzülüyordum. Tabii çok küçük bir yaş. İşte bunları bunun için yazdım. Yani annelerin özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok. Ha bana sorarsanız annene kızgın mısın? Bunu bana çok soruyorlar. Diyorlar ki kızgın demeyeyim de kırgın mısın? Anneme hiç kırgın değilim. Neden biliyorum? İnsan annesine kırılamıyor çünkü. Annesini o kadar çok seviyor ki. Hiçbir şekilde. Ona kırgın değil. O zaman hemen şöyle bir havamız değişsin, konumuz değişsin. Gözler doldu iki tarafta da çünkü o annelik duygusu olduğu zaman bir başkasının hikayesinde de insan etmiyor sanki kendi yaşamışız gibi. Yani o yapamadı. Naifti ve yapamadı. Yapamadı demek. O da ne? En çok hayran olduğunuz kim vardı Jönler'den? En çok Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın. Ay, ama ne yakışıklıydı. Ama ne kadar yakışıklı. Hala çok yakışıklı. Ama ne kadar çok yakışıklıydı çünkü... Şöyle bir şey oldu. Ben ilk işte filmimi çevireceğim. Murat Köseoğlu vardı. Allah rahmet eylesin. Dedi ki kızım bir gel de bir sette gör dedi bakalım film nasıl çekiliyor dedi. Beni yardımcılar Acar Film en büyük firmalardan biriydi o zaman. Beni alıp sete yolladı. Sette hiç unutmuyorum bu Sarıyer civarında Abrahampaşa çiftliği.
Neyse ben gittim bir kenarda oturdum. İşte insanlar koşuyorlar, kameralar, ışıklar. Siz ilk kez sete gidiyorsunuz. Ben ilk kez gidiyorum. 17 yaşındayım. Annem yanımızdaki emektarlardan birini yanıma vermiş. Zaten yatılı okuldan çıktığım için arkadaş bile yasaktı bana çünkü. Ya etrafı izliyorum. Birden o şeylerin arasından Abrahampaşa çiftliğinde bir atın üzerinde böyle hiç unutmuyorum bak bir at pantolonu giymiş. Üzerinde turkuaz rengi bir saten ama kendine belki üç beden büyük bir gömlek. Of. O gözler mavi. Saçlar uçuyor, gömlek uçuyor. Filmlerde gördüm adam bana doğru geliyor. Eyvah filmimiz kendi kendine oldu. Dört söyledi. Yani şey prens geliyor hani deriz ya Beyazıtlı prens. Gülüyor. Hem atın üzerinde. Birazdan iniyor bana merhaba diyor filan. Tabii yani. Tabii. Hem atın üzerinde hayal, geliyor. Evet. Hayal gibi. Hayal gibi. Gerçekten hayal değil gibi. O dönem o sektörün içerisinde olup bir de o filmleri izleyen evde oturan hanımlardan yani da aşık olmayan var mı Cüneyt Arkın'a? Tabii yani ben size düşünsene küçük. Evde bir kızdım yani kapalık bir kutuya konmuş bir kızdım. İşte arada bir sinemaya götürürlerse orada gördüğüm biri birdenbire gelip sana merhaba diyor, hoş geldiniz diyor. Yani çok heyecanlandım. İlk filmim de ondan sonra. Cüneyt Arkın'la. Evet. Ay ne bitiyor. Heyecanlandınız mı? Tabii çok heyecanlandım. Yani böyle bir dil dolaşıyor mu? Dil dolaşıyor. Ellerim büyük geliyor. Çünkü direkt başrol ile başlıyorsunuz. Tabii. Yani böyle yardımcı rol değil. Türker İnan oğluydu. Bak hiç unutmuyorum. Allah selamet versin. Çok abi. Çok beyefendi, çok saygın bir insandı. Bana çok şey yapmıştı, çok dostça davranmıştı. Elim ayağım dolaşmak ne demek? Ellerim büyük geliyor, ayaklarım büyük geliyor. Ellerim nereye koymalıyım? Bir de yani şimdi ne çok acayip biliyor musun? Hiçbir eğitimin yok yani sinema eğitimin yok. Sosyal bir hayatın bile yok yani. Daha asosyal bir hayat yaşamışsınız. Hem de nasıl? Seni alıp bir kameranın önüne koyuyorlar. Diyorlar ki sen bu adama çok aşıksın ama kızgınsın. Adamı hayranım. Zaten konuşmamı bile bilim filan falan. Yani çok zor heyecanlanma karşısında bir de şey olur. Acaba hata yapacak mıyım? Çünkü çok profesyonel. Tabii, acaba bana gülecekler mi? Benle alay mı edecekler? Yani hep böyle bir panik oldum tabii. Çok panik oldum. Ama ne güzel ya. Ne güzel çok yerler. Çok panik oldum. Ne güzel evet, günler. Evet. Çok tabii yıllar geçti bıraktınız sonra evlendiniz, çocuk oldu, torunlar oldu. 2003'te televizyona döndünüz. Çok kısa bir diziydi. Evet. O da çok bana uygun bir rol değildi galiba. Bir de galiba Yeliz'ciğim ben bu şablona çok oturmuyorum. Yani belki hani fizik olarak beni sevdiler, çok beğendiğim bir hanımefendiye benzettiler Türkan Şoray'a. Ama ben oyuncu olarak sinemada veyahut da bu sektöre çok uygun biri değilim. Neden öyle diye düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani ruh olarak mutlu olamadığınız için mi? Yani belki yani çok oyuncu. O dönemde bak ne yaptım farkında bile değildim. Yani sana çok şimdi düşünüyorum bir yıldız olmak çok önemli bir şey. Tabii. Hem de ne yıldız? Herkes seni tanıyor. Paran var, her şeyin var ama bunun farkında değilsin. Yani daha ciddiye alınması gereken çok ciddiye. Çok güzel bir meslek. Bak bunu çok hakkıyla yapmayı çok isterdim. Çok çok isterdim. Hani derler ya şimdi o yaşta olabilseydim. Hani şimdi bu aklımla, bu şey hissiyatımla. Yapar mıydınız? Tabii yapardım. Bırakmazdınız. Hayır bırakmazdım. Yapardım ve bunun bir eğitimini alırdım. Daha farklı olurdu ama her şey. O kadar istemeden o kadar şöyle düşünün, hiçbir eğitim almadan, bir de o kadar yoğun bir istek olmadan, yani böyle bir söylediğiniz gibi asosyal bir hayattan çıkmışsınız, çok işte muhafazakar bir aileden geliyorsunuz, onların baskısı ve zaten bir görüşmemek de insanın içinde bir sıkıntı yaratır aileyle. Bir de Yeliz'ciğim ne oluyordu biliyor musun? Yani onlar benden sürekli konuşmuyorlar, görüşmüyorlar. Yani bir de demoralize oluyorsun. Bir de kötü bir şey yaptığına inanıyorsun. Yani diyorsun ki ben çok kötü bir şey yapıyorum, ailem bile benimle konuşmuyor. Yani çünkü onu algılayacak yaşta değilsin. Mesela amcam sonra işte üniversitede rektörlük yaptı 3 dönem. Sonra bu Nightingale hastanelerini kurdu falan. O zaman dekandı Cerrahpaşa Fakültesi'ne. Babam dedi ki amcam falan herkes senden utanıyordu. Yani anlatabiliyor utanıyor muyum? Dediğiniz aslında ne kadar o dönem herkesin hayranlıkla izlediği isimsiz bir şey de yok yani. Hiçbir şey. Alakamızla, onurumuzla bir iş yapıyoruz. Gözde Bey kızınla barış demişler yani. Bu kız ne yapıyor? Bir de bizim zamanımızda biliyoruz öpüşmek hiçbir şey yok. Tabii hiçbir şey yok. Demiş şey ki, izliyor muymuş peki? Kim? Babanız.
Ya sonradan hani barıştığınız zaman falan. Ha tabii hiç de güzel sonra bir şey söylemedi mi? Sonra tabii izliyordu. Hepsini sonra izliyordu. Güzel bir şey söylemedi mi sonra yani? Hayır söylemedi. Söylese hemen dönebilir. Söylemedi demiş ki ben ondan barışamam. Onun cipletlerden bile resmi çıkıyor demiş. Yani o kadar şey bir şey. Onun için. Ne güzel ama şey çok güzel. İşte o döneme dönseydiniz böyle bu kadar olumsuzluğa rağmen bu kadar filmde başrol oynamışsınız. Bir de isteseymişsiniz. Bir de herkes destek olsaymış ki bilir neler olurmuş. Kimin neler olacak? Şöyle bir şey yapalım mı? Evi dolaşalım mı yani? Dolaşalım tabii. Şimdi tabii. Salonda oturuyoruz. Bakın önce şu sorunlarımdan başlayalım. Evet bir resimleri bir gösterelim. Öyle bir gösterelim. Bu kadar onu, bu bakın. Aşk dolu o bir benim, çocuğunuz, evet, oğlunuz. Kızım yani gelinim, oğlum ve torunlarım. İki tane, bir kız ve erkek galiba. Bir kız bir erkek. O kıza, küçük kıza çok aşık babaannesi. Adı ne? Nehir. Nehir. Öbürünün ismi Emir. Emir. İnşallah şansları bahtı. İnşallah. İyi insanlar. Harika bir babaları ve anneleri var. Eminim ki hayata çok artıdan başladılar. İnşallah hep böyle gitsin. Bir dolaşalım mı? Başka resimlerde kimler var acaba? Nasıl geçti habersiz o güzel. Güzel bir kadın köşesine geldik. Şu resme bir bakar mısınız? Bu nasıl bir resim? Resmin hikayesini bir duyalım mı sizden? Resmin hikayesi şöyle. Ben işte 88 yılı 40 yaşındayım. 40 yaşında mı oluyorum? Doğru 40 yaşında oluyorum değil mi? Tabii 40 yaşındayım. Tam doğum tarihinizi bilmiyorum. 48. 48 evet. 40 yaşında oluyorum. Annemin çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Neslenen Tamer. Rauf Tamer'in kardeşi, kız kardeşi. Ben de çok severdim onu, Allah rahmet eylesin. Dedi ki her güzel kadının evinde bir yağlı boya portresi olmalı. Ve bu Yaşar Çallı da onun yakın dostuydu, ona rica ettik. Meclis portre ressamıdır, çok çok değerli. Ve çok da değerli bir dosttur aynı zamanda. Eksik olmasın, o yılda geldi benim bu portremi yaptı. Hatta annem de sonra çok böyle nükteden bir kadındı. Demişti ki, bu bir kontes ve incilerini satmadan önce bu yağlı boya tablosunu yaptırmış. Bir hikayesi var son anda. Arkanızda bir resim var. Onu gösterebilir miyim? Şöyle. Peki. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Sizin güzel görüşünüz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu da yine çok eski resim. O dönem değil mi? O dönem. O dönem. Yani sinemaya başladığım ikinci yılı falan olsa gerek. Evet. Çok. Evet. Bakın doyamayın ya. Öyle resimler. Ah sağ olun. Burada da bu işte canım annem seni çok seviyorum. Sen bir tanesin nice mutlu yıllara bir doğum gününüzde herhalde. Bir doğum gününde bana telefon almıştı. Sonra bana bir şey denemek için bu yazıyı yazdı. Ben onun her notunu böyle ya bir çerçeveye korum ya bir yere şey yaparım. Onu da buraya koydum. Ay ne güzel. Burada bak kimler var? Burada oğlumuzun orada düğünü. Orada oğlumun düğünü. Ay kırmızı bir çok tuvalet. Ay, bir bakar mısınız? Çünkü çok istiyordum. Diyorum ki oğlum evlendiğinde böyle kırmızı bir tuvalet giyeceğim. Evet kırmızı bir tuvalet giydim. Kırmızı bir tuvalet. Evet. Ay müthiş. Burada eşiyle birlikte. Hayır eşi değil o benimle birlikte. Aa siz misiniz? Ya. O işte düğüne gitmeden önce o bende daha kırmızı tuvaletimi giymeden önce. Bakar mısınız? Oğlumun bekarlık evi. Evet. Etiler Altkent. Hiç spor giyinmişsiniz gayet şıksınız. Hiç makyaj yok. Ne kadar güzel. Geçenlerde eve bir misafir geldi. Dedim ki bakın işte resimlere bakıyordu. Aa bakın oğlum dedim. Yanındaki de kızınız mı dedi. Hayır kızım değil. Ben eşimi acaba diye düşündüm. Bir de böyle smokinle falan ha, görünce. Yok. Burada anneniz. Evet o da annem. Eyvah. Sakarlığımı burada da yaptım sonunda. O kadar da aslında kendimi belli etmeyeyim dedim. Çok kibar durdum sonunda patlattım. Anneniz o çok sevdiğiniz. Annem ben evet annem benim aşkım ve Ferzan kardeşim. Ferzan Özpetek. Kardeşiniz çok başarılı bir kardeşiniz var tabii gurur evet. Duyduğunuz değil mi? Evet. Burada okul yıllarından yine. O da okulun lisenin mezuniyeti oğlum. Bu da erkek kardeşimin oğlu Cenk. O da Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Oo, ne güzel. Çok sevdiğim bir çocuk.
halasının prensidir o da, küçük prensi. Harika. Şöyle bakalım. Burada da yine. Evet, siz orada varsınız. Da yine. Henüz düğüne gitmeden, oğlumun düğününe olacağı otele. Öyle bir köpeğimizde bir resim çektirmiştik, Bonzi. Çok sevgili köpeğimizdi o. Ama sonra ayrıldı yanımızdan, evet. Bakalım bu tarafta neler var. Bakalım orada neler var. Anarsam yaşıyorum, sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Geldik şöminenin önüne. Bu arada mumları çok seviyorsunuz. Mumları seviyorum. Aslında bunun içinde bir odunlar koyup yakmayı denedim ama sonra da korktum acaba tüterde apartmanda yangın çıkarır mıyım diye. Mum koymaya karar verdik sonunda böyle. Burada kimler var bakalım. Burada açtık. O biraz önce gösterdiğiniz yeğeniniz. Evet, yeğenim ve kız kardeşim diyeceğim artık, annesi. Gelininiz ama artık kardeş, kardeş gibi eşi. Oldu. Evet, kız kardeşim gibi hakikaten. Çok güzel bir resim. Şunu bir göstereyim. Evet. O da oğulcuğumla ben, tombul kuşum der bana, tombul kuşuyla prensi. Çok büyük bir aşk değil mi? Evlat sevgisi. Çok. Çok büyük bir aşk. Burada da o da oğlumun yaşam. Amerika'ya gittiği yıl. Yani işte böyle bahçede bir yemek vermiştik. Ertesi günde eğitim için üniversiteye gitti. Çok da güzel bir gelin almışsınız. Çok. Şöyle gösterelim. Çok değil mi? Çok güzel. Evet. Çok tatlı bir kız gerçekten. Burada yine onlar, bu... O annemle oğlum Amerika'da, oğlumun mezuniyetine gelmişti anne. Orada böyle bir yerde çekilmişti. Evet. İki aşkım yan yana. Ne güzel, maşallah. Evet. Burada yine bir aile fotoğrafı biraz önce. Evet. Şimdi burada tam daha da yakın aileleri, torunlar. Torunlar. Gelinimiz ve Bodrum, evet. Ay ne güzel gülmüşler, çok, maşallah. Allah hep güldürsün onlara, İnşallah. Onlar benim her şeyim. Burada daha eski bir fotoğraf galiba. Evet, burada da üç nesil. Annem, oğlumuzun. Ben ve oğlum. Evet. Daha küçük aile. Evet, burada herhalde 6 yaşında falan. Şey göstermek istiyorum. Annenizin gençlik resmi. Ya bakalım. Yani bu güzel kadın nasıl olmuş? Bu güzel kadın anneden. Ona hiç benzemiyor. Benzemiyor ama güzellik geçmiş genden. Ama yani şeyiniz gerçekten, ifadeniz çok güzel bir farklı. Çok güzel bir kadın. Yani 1.75 boyunda filan bir kadındı. Saçları işte. Ya bunu anlatmaya da gerek yok yani. Gerçekten çok çok güzel bir kadın. Film yıldızları gibi. Gerçekten. Şimdi bugün Zeynep Hanım'la biraz önce konuştuk. Programı da izliyor, pratik bilgileri takip ediyor. Evet. Bana şöyle bir söz verdi. Yeliz dedi, ben mutfağına geleceğim dedi. Evet. Ve dedi, ben dedi böyle dedi, kitap yazacak kadar dedi, evet. Çok yemek biliyorum dedi. Evet. Ben de şöyle bir söz aldım, gelecek bize en az 3 çeşit pratik. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Yemek ve ne yapacak. Zaman istersen gelip. Tamam. Gel senin için yemek yapacağım. Harika. Çok ne mutlu oluruz. Istersen. Hanımlarımız için, sizler için böyle pratik yemek tarifleri olacak. Yine böyle sohbet edeceğiz. Bugün böyle bir uzun uzun sohbet ettik. O günde... Daha da anlatacakların gerisi. Anılar yemek var. Yemek pişerken. Evet, tamam, evet, anıları da o gün dinleyelim o zaman. Ben şimdi bir mail adresimizi vereyim. elizingunu@tv360.com.tr adresinden programımıza ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Siz kapatın programı. Kapanışı siz yapın. Benim bir kere buraya geldiğiniz için... Benim programınızı aldığınız için ve sizlerle tanıştığım için, her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu tatlı kızla tanıdığıma çok memnun oldum. Önünün çok açık olduğuna inanıyorum. İnşallah hepimiz göreceğiz hep beraber. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem, benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini seve, ben sensiz yaşayamam.